Değerli dostlarım, bu akşamki bu canlı yayının amacı sizleri bilgilendirmek üzere olmuştur. Size şöyle izah edeyim. Son günlerde Türkiye'nin ve dünyanın yaşamış olduğu bu salgından dolayı şehrimizde büyük derecede etkileneceği göz önündedir. Yani göz önünde bulunmaktadır. Size bu konularla ilgili bugüne kadar yapmış olduklarımız ve Karabük'te yapılanlarla ilgili bilgilendirmek istedim. Öncelikle size şunu söyleyeyim. Yani bugün yani bu tehlike 2,5 ay öncesinden Türkiye'de bu şekilde olacağı belirginken yani şu ana kadar Sağlık Bakanlığı'nın fazla bir tedbir almadığı, yani bu tedbirlerin yani almamış olduğu tedbirlerin neticesinde de bütün Türkiye'deki il ve ilçelerde şu anda bu salgın yani çok yüksek bir boyutlarda seyrine devam etmekte. Ve biz de Karabük'teki durumumuza göre neler yapabiliriz düşüncesi içerisindeyken sürekli olarak da medyayı da takip ediyoruz ki bugüne kadar yani şu anda size şöyle söyleyeyim. Televizyonlarda görmüş olduğunuz profesörler, anlatan akademisyenler yalnız bizlere el, ayak yıkamak, hijyen kuralları üzerinden sunumlar yapmaktadırlar. Ve bugüne kadar da Türkiye'nin gerçeklerini hiç kimse söyleyememektedirler. Eğer belki Türkiye'nin gerçeklerini bundan bir 20-30 gün önce söylemeye başlasalardı, bugün çok daha farklı tedbirler Karabük için alınmış olabilirdi. Ben size şöyle söyleyeyim, yani siz ne yaptınız derseniz, hemen Şubat'ın ilk haftalarından itibaren biz Karabük'te dezenfekte çalışmalarına başlattık ve Sağlık İl Müdürlüğü'yle de Şubat 11'de görüşmelere başladık. Ve kendilerinden talebimiz şu oldu, dedik ki Karabük'ün giriş ve çıkışlarıyla ilgili bir kontrol noktaları kurulsun, terminale bir kontrol noktası kurulsun ki Karabük şehrine gelen kişiler bir testten geçirsin, sağlık taramasından geçirilsin. Ve bize verilen cevap şuydu, dendi ki evet efendim yani bu Türkiye'de bir panik yaratır, bu uygulama doğru değildir diye cevap verildikten sonra biz bunu yalnız belediyede uygulamakla sınırlı hale götürmüş olduk. Sonra tekrardan bu geçmiş olan haftamızda ısrarımızın neticesinde geçtiğimiz 10 gün içerisinde bu şekildeki kontrol merkezleri kuruldu şehrimizde. Ama o kontrol merkezleri ne kadar sağlıklı çalıştı, çalışmadı bunu aşağı yukarı takip eden bütün arkadaşlarımız biliyor. Yani biraz yani göstermelik üzerine olan bir sağlık taramasıydı. Ve gene zaman zaman ikazlarda bulunduk. Size şöyle söyleyeyim, gene ne yaptınız mı derseniz. Ayın 19'unda yani 19 Mart'ta Karabük için Sağlık Bakanlığı'na özel bir faks çektim. Bu da kayıtlarımızda mevcut. Ve size son paragrafını okuyayım değerli Karabükler. Türkiye'nin en yaşlı şehirlerinden biri olan Karabük'teki bu aksaklıklar ve koordinasyon eksikliği bizleri büyük bir endişeye sevk etmekte. Çünkü şu ana kadar başta Ümre ziyaretine dönenler ve Safranbolu'yu ziyaret eden turistler olmak üzere Karabük'e giriş yapanlar herhangi bir kontrolden geçmemekte. Dolaylı yollardan öğrendiğimize göre Karabük'te COVID-19 teşhisi ile tedavi aldığını alınanlar bulunmakta. Karabükliler ileride vahim sonuçlar doğmaması için yurt dışından gelenlerin karantina alınmasını beklemekte. Bu nedenle şehrimizin giriş ve çıkışlarının kapatılmasını ve Karabük'ün tamamen karantinaya alınmasını talebimiz bilgilerinize arz eder diye Sağlık Bakanlığı'na direkt faks çektim. Çünkü bizim nüfusumuzun %50'si yaşlı nüfus ki ileride çok vahim sonuçlar çıkarabilir diye. Belki bu tarihte bile Karabük'te bu şekilde bir karantina uygulaması yapılmış olsaydı Karabük'ümüz bu hastalıklardan biraz daha az zarar görür ve az sıkıntı çekerdi. Ve bunu biz bu yazıları çektikten sonra da şöyle söyleyeyim. Karabük'te öyle bir durum ortaya çıktı ki havalanında kalmış Cezayirli vatandaşlar Karabük'ümüze buraya karantina altına alınmak üzere yollanmış bulunmaktadır. Şu anda bu hastalık bir tane çıktığı zaman, iki tane çıktığı zaman, üç tane çıktığı zaman umursamamamız diye hiçbir şey söz konusu değil. Çünkü bu hastalık ilk çıktığı yerde de bir kişiyle dünyaya yayıldı. Demek ki bir yerde bir hastanın gözükmesinden daha tehlikeli bir olay yok. Bakın. Ve bu hastalık bütün dünyaya havaalanlarından yayıldı. Havaalanlarından şehrimize gelen kişilerde de bu hastalığın olmaması diye bir şey söz konusu değil. Ve bugüne kadar şehrimizin korumasıyla ilgili
gerçek hiçbir toplantı yapılmamıştır. Şehrin dinamikleri göz önünde bulundurularak şehrimizden ilgili istenilen koruyucu tedbirler alınmamış, yalnız Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda ki uygulamalar Karabük'ümüzde yapılmıştır, yapılmaya gayret edilmiştir. Ama bu yeterli mi? Kesinlikle yeterli değildir. Biz Karabük için Karabük'ü özel koruma altına alın derken Karabük'e 1700 tane de cezayla vatandaşın yollanması Karabük'te bu işin çok vahim noktalara çıkacağının bir gerçeğidir. Ve biz bunu yerel yetkililerden öğrenmedik ve ben bunu basından öğrendiğim halde, basın mensuplarından öğrendiğim halde harekete geçtim. Karabük'ün en etkili siyasi kişilikleriyle konuştuğum zaman da Karabük'e böyle bir grubun gelmeyeceği bize bildirildi ve bir gün sonra da Karabük'e 1700 tane Cezayirli vatandaşı Karabük'e sevk edildi. Her şeyden önce 500 kilometrelik bir mesafeyi kat eden 1700 kişinin mola yerlerinde, otobüsün durmuş olduğu yerlerde bu hastalığı ne kadar etkin bir şekilde yayacağını siz düşünün ve Türkiye nasıl bir tehlike altında, Karabük nasıl bir tehlike altında olduğunu değerli vatandaşlarım, değerli Karabükliler sizlerin görüşüne bırakıyorum. Ve şu anda kesinlikle yerel yöneticilerle şu andaki belediyemizin arasında çok ciddi bir koordinasyon yoktur. Bizim görüşlerimiz hiçbir zaman dikkate alınmamıştır. Yalnız biz, ben tahmin ediyorum ki mezar yerleri hazırlamak için görevli kuruluş olarak görülmekteyiz. Ve bu işin çok ciddiye ele alınabilmesiyle ilgili çok iyi bir program yapılıp Karabük'te kesin, yani şöyle söyleyeyim, kısa vadeli ve uzun vadeli programlar yapılıp yürürlüğe sokulması gerekirdi. Milletvekilleri, vali, belediye başkanları mutlak surette bir araya gelip Karabük'ün siyasi kişilikleri, Karabük'ün dinamiklerini bilen kişiler bir araya gelip bu ciddi kararları alıp ve eyleme sokulması gerekirdi. Ama maalesef biz Sağlık İl Müdürü'nden bile doğru bilgiler alamıyoruz Karabük'te. Sağlık İl Müdürü dahi valiliğin talimatı olmadan hiçbir bilgiyi bize aktaramıyor ki bu son derece vahim bir uygulamadır. Ve ben size şöyle söyleyeyim. Şu andaki günlerimiz çok iyi günler. İleride Karabük'ümüz ve Karabüklerimiz çok büyük sıkıntılar içerisinde olacağı bir malumdur, bir gerçektir. Ama Karabükler birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde bu zor günde, bu zor günlerde atlatacağına canı gönülden inanıyorum. Koordinasyon eksikliği ben şöyle görüyorum, sonuna kadar devam edecektir ve önümüzdeki günlerde artık hastanelerimiz bu işlere cevap veremeyecek, doktorlarımız cevap veremeyecek duruma gelecektir. Bunlara da hazır olalım ve acil olmayan hiçbir durumda hastanelerimize başvurmayalım ki onların, yani şu andaki doktorlarımızın, sağlık elemanlarımızın bu hastalıktan baş edebilmeleriyle ilgili onlara fırsat tanımış olalım. Değerli dostlarım, her şey o kadar toz pembe değil. Bize gösterildiği gibi toz pembe değil. Aynen size söylemiş olduğum gibi, eğer yani bugün bu bir kişiden yayılan bir vakaysa, Karabük'te 1, 2, 3 tane vaka demek ki çok önemli boyutlarda, bunları çok iyi düşünerek Karabük'te hareket edelim. Ve biz belediyemiz olarak her türlü hazırlığımızı yapmaya devam ediyoruz. Değerli dostlarım, ben size şu tavsiyelerde bulunayım. Biz kesinlikle sizlerin huzur içerisinde yaşayabilmeniz için her türlü ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek şekilde hazırlık yapmaya devam ediyoruz. Öncelikle tüm dostlarım, kesinlikle caddelere, sokaklara maskesiz çıkmayın. Size ihtiyacı olan kişilere belediye olarak maskelerinizi temin edeceğiz. Bunlar yıkanılabilir maskedir. Gündüz sokağa çıktığınız zaman kullanıp tekrardan evde sabunlu suyla yıkadıktan sonra bir sonraki günde kullanabilirsiniz. Ki kendi imkanlarıyla tedarik edemeyen, alamayan tüm vatandaşlarımıza biz bunları tedarik edeceğiz. Ve gene değerli dostlarım, benim size tavsiyem şudur ki caddelerimizde, sokaklarımızda kesinlikle sigara içmeyelim. Yani bu da salgının yayılmasında çok büyük bir etken. Yaşlarımız kesinlikle evden dışarıya çıkmasın. Gençlerimiz, siz de evlerden dışarıya çıkmayın. Çünkü Karabük'ün geleceği gençlerimizde. Sizlerin bu hastalıktan zarar görmesi,
sizlerin bu hastalıktan sıkıntı çekmesi bizleri de üzer. Ben burada gene size şöyle söyleyeyim. Sağlık personellerimiz gerçekten çok büyük tehlike altında. Onların ihtiyaçlarıyla ilgili, onların sıkıntılarıyla ilgili bize gelecek talepler en iyi şekilde değerlendirilecektir. Onlarla ilgili gerekli her türlü yapılması gereken işlemleri yapmaya gayret edeceğiz. Ve gene emniyet mensuplarımız gerçekten gene en fazla tehlikeye altında olan emniyet mensuplarımız. Çünkü herkes evinde olduğu zaman da emniyet mensuplarımızın sokakta olma mecburiyetleri var. Bizim güvenliğimizi, asayişimizi, Karabük'ün bütün yapısını korumak için onlar sokaklarda olacaktır ki emniyet teşkilatımızın da gene sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını Karabük Belediyesi olarak karşılayacağız. Yani size şunu şu şekilde aktarayım. Gerçekten şu anda bir panik içerisinde Karabük'te uzun vadeli ve kısa vadeli hiçbir program yapılmadan yalnız hükümet tedbirleriyle uygulamanın ne kadar başarılı olacağı ileride görecektir. Benim niyazım şudur ki inşallah başarılı olur. Karabük bir büyük bir sıkıntı çekmeden bu badireyi atlatır. Ama bana sorarsanız benim bu konuda hiçbir umudum yok. Çünkü eğer bugün şehrin yani idari mekanizmaları bir araya gelip şehrin geleceğiyle ilgili kesin, katli ve kararlı kararları alamazsa en önemlisi kararlı kararları, yani karar verilmiş, çok kararlı bir şekilde kararları alamazsa Karabük'ümüzün durumunun fazla da iyi olacağına inanmıyorum. Değerli dostlarım, bizi koruyacak kimse yok. Biz birbirimizi koruyacağız. Ve önümüzdeki günlerde dayanışmalarımızın çok daha fazla olması lazım. Çünkü esnafımız zor durumda, çalışanlarımız zor durumda. Binlerce çalışan şu anda evlerinde, bir aylık maaşlarıyla geçinen kişilerin şu anda hemen hemen maddi imkanları tamamen bitmek üzere. İleride büyük gıda yardımlarına ihtiyaçlarımız olacak. Bütün dostlarımızı düşünmemiz lazım. Herkes komşusunu düşünmesi lazım. Biz birbirimizi düşünmemiz lazım ki bu badireyi en iyi şekilde atlatalım. Karabük Belediyesi olarak bu programları yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar bunlarla ilgili Türk uzmanlarından konuşuyoruz. Türkiye'deki, yurt dışındaki, İngiltere'deki, Fransa'daki, İtalya'daki dostlarımızdan bu önlemler hakkında görüşmeler yapıyoruz. İnşallah bizim alacağımız tedbirlerle de bir nebze olsa yani sizlerin refah, mutlu içerisinde yaşamasını sağlamaya gayret ederiz. Ki ama üzüntüm çok büyük. İleride inşallah büyük bir yara almadan bu badireyi atlatırız. Ki bu da Karabüklerin dayanışmasıyla yani oluşacaktır. Yani Karabüklerin birlik ve beraberliğiyle oluşacaktır. Ben tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde hasta sayılarımız artacak. Hastanedeki bakıma ihtiyacı olan hastalar bir hayli fazla olacak. Bunlara da hazırlıklı olmamız lazım. Şu saatte beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Zaman zaman sizi bilgilendireceğim. Zaman zaman Karabük'le ilgili bu şekildeki ihtiyaçlarımızı, efendim, düşüncelerimizi sizlere aktaracağım. Ve şu anda sizlere şöyle söyleyeyim. Hastanede yatan tüm hastalarımıza dua edelim. Karabük'ümüz için dua edelim. Birlik, beraberlik içerisinde olalım. Ve hepinizi Allah'a emanet edip saygılar sunuyorum, hayırlı geceler diliyorum.